Siyaset gündemi: altılı masa Türkiye'yi yeniden inşa etmeye kararlıyız vurgusu, seçim isteği ve adaylık tartışmaları. Çalışmalarımızı sekteye uğratmayacak restiyle 5. toplantısını yaptı. Toplantının sabahında İlker Karagöz'le Çalar Saat'e konuk olan Ali Babacan, ortak aday görüşmelerinin seçimler yaklaşınca başlayacağını söyledi. Birkaç ay daha kimse altılı masadan somut isim beklemesin dedi. Çankırı'nın Dodurga beldesinde yapılan belde belediye seçimleri ise iktidarla muhalefeti 2023 seçimleri üzerinden karşı karşıya getirdi. Adı Gemez'e şişmanlıktan ölecek. Maşallah. Çok tatlı. Evet. Türkiye'nin tüm sorunlarının kaynağında tek bir kişinin tahakkümünü esas alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vardır. Biz yarının Türkiye'sini inşa etmeye kararlıyız. Ortak Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili görüşmelerimiz seçimler yaklaşınca başlayacak. Altılı Masa'nın İYİ Parti'nin ev sahipliğindeki 5. toplantısından da aday çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine son verme, güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'yi yeniden inşa etme kararlılığı çıktı. Cumhur İttifakı'ndan aday açıklamaya korkuyorlar salvosu geldi. Hala Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini konuşuyorlar. Cumhurbaşkanına isim koymayı masada konuşmaktan korkuyorlar, masa dağılır diye. Koskoca devlet yapısını çalışıyoruz. Kaç ay daha altılı masadan hiç kimse somut isim beklemesin. Altı siyasi partinin istişare mekanizmasını, adaylık tartışmasını indirgemeye çalışanlar asla sekteye uğratamayacaktır. Seçim tarihi belli olmadan adaylarını açıklamamakta da kararlı altılı masa. Seçim isteği yinelendi. Sorunları aşabilmenin yolu seçim sandığının bir an evvel milletimizin önüne getirilmesidir. Hemen seçim! Bugün seçim, derhal seçim diyoruz. Altılı masa toplantıdayken Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da 9 yıl sonra yeniden belde olması nedeniyle belediye başkanlık seçimi yapıldı. Sandık sonuçları iktidarın yüzünü güldürdü. 2023 Haziran seçimlerinin işaret fişeğini Dodurgalılar Türkiye'ye ve dünyaya ilan etti. Böyle yapmaya devam etsinler. Umarız kendilerini onun rüyasına kaptırırlar. Seçimde sandık önümüze geldiğinde herkes hak ettiği cevabı alacaktır. İstanbul'u kaybetmişler. Ankara'yı kaybetmişler. 1871 nüfusa sahip Dodurga'yı kazanınca ortalığı bayram şekeri almış çocuk gibi ayağa kaldırıyorlar. Dodurga seçimlerini AK Parti'nin adayı 955 oyla %86'lık oy oranıyla kazandı. AK Parti yeniden Refah Partisi, Deva ve Adalet Partisi'nin adayı izledi. CHP, İyi Parti seçimlere katılmadı. Erdoğan sosyal medyadan kutlama mesajı yayınladı. AK Parti'nin Dodurga seçimlerinden 2023 seçim sonucu çıkarmasına muhalefet erken seçim restiyle karşılık verdi. İlk turda Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı olacağını en güzel işaretidir. Eğer AK Parti bu seçim sonuçlarının Tayyip Erdoğan aday olduğunda da alınacağına inanıyorsa ne bekliyorlar? Sandığı hemen getirsinler. Sayın Erdoğan artık yoruldu. Emekli olma zamanı geldi. Bunu anlaması lazım. İnsanlar şu anda ya sabır diyor. Seçim günü geldiğinde biz söyleyeceğimizi söyleyeceğiz diyorlar.